Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT IT Geometri Kampı'nın 17. hafta videolarına başlıyoruz. Çember konusuna başlıyoruz ve bu hafta size çemberde açıyı anlatacağız. İlk dersimizde ne yapacağız? En önemli yer her zaman en önemli yer nedir? Tanım. Çemberin tanımından bahsedeceğiz ve çemberin tanımıyla ve eski bilgilerle çemberde açıyla ilgili çözülebilen kısımlardan bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 159 ve 160'ı çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çember dediğimiz şey düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeridir. İşte burada sabit bir noktaya O noktası diyelim mesela eşit uzaklıkta. Şurada hocam OA var, OB var, OC var. İşte bu ABC noktalarının oluşturduğu şekil. Hatta bu noktaları daha da böyle sıkılaştıracak olursak. Bakın sonsuz noktalar kümesi elde ediyoruz. İşte bu noktalar kümesi bize neyi oluşturuyor? Bak görüyorsun çemberi oluşturuyor. Daha da sıklaştırırsak işte şuradaki mavi çizgiyi oluşturuyor. Biz buna çember adını veriyoruz. Tanımını iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Tanımını sorularda biraz sonra göreceksiniz. Çok net bir şekilde kullanıyoruz. İşte buradaki sabit noktaya çemberin merkezi adını veriyoruz. Eşit uzaklığa da çemberin yarı çapı adını veriyoruz. Yarıçapta genelde R ile gösteriliyor. İşte şu R. R'ye de yarıçap adını veriyormuşuz. Yalnız dikkat et. Çember şu İçi dolu olunca daire oluyor. Daireye de zaten daire alan konusunda bahsedeceğiz. Ya da dairenin çevresinde zaten onun tanımını da vereceğiz. İçi boş olan yani sadece şuradaki noktalar kümesi bize çember tanımını veriyor. Çemberin tanımını anladın mı? Biraz sonra sorularda daha açıklayıcı bir şekilde tanımı irdeleyeceğiz. Tanımı gerçekten çok önemli. Bir de çemberin yardımcı elemanları var. Bunları da tanıyalım. Mesela kiriş. Hocam işte kiriş duvar değil mi falan filan diye böyle aklınızdan geçer gibi oldu. Çemberdeki kirişin tanımı şu çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına biz kiriş adını veriyoruz. Mesela CD kirişi, AB kirişi. Hatta bu kirişler böyle bayağı bir olabilir arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. İşte AB kirişi. Sonra bak şu kiriş. Sonra bu kiriş. Bak kirişlerin büyüğü de var, küçüğü de var. Peki bu kirişlerin en büyüğü hangisi? Bak en büyüğü işte bu kiriş. Bak ne oldu? Küçüldü, büyüktü, büyüdü, büyüdü. Hatta biraz daha büyüdü. Tam bu merkezden geçen en büyüğü oldu. Sonra bak daha da ne oldu? Küçülmeye başladı. İşte bu merkezden geçen kirişe de biz bu arada özel bir ad veriyoruz. Merkezden geçen kirişe de çap adını veriyoruz. Çemberin en büyük kirişidir. En büyük kiriş şekilde de görüyorsunuz zaten. Bak çaptan merkezden geçen kiriş oluyormuş. Dikkat et şurası. Çapa da genelde büyük R ile gösteriyoruz ama hani bazen iki çember verildiğinde birine R, birine de büyük R de dediğimiz de oluyor ama çapın uzunluğu nedir arkadaşlar? 2R'dir ve çemberdeki en büyük kiriştir. Bu da aklımızda kalsın. Sonra teğet doğrusu ve kesen doğrusu. Önce kesenden bahsedelim. Ad üstünde kesen. Çemberi kesip geçen doğruya biz kesen doğrusu adını veriyoruz. Ya da daha matematiksel konuşacak olursak. Çemberi iki farklı noktada kesen doğruya kesen doğrusu, tek bir noktada kesen doğruya da teğet doğrusu adını veriyoruz. Ya da çember ile bir doğrunun ortak noktası bir taneyse biz buna teğet noktası. Hani teğet geç ya işte bu. Teğet dediğimiz bir ortak noktası olacak arkadaşım. Tamam. Evet D2. D2 teğet doğrusu. D1'de kesen doğrusu olarak adlandırılıyor. Bir de yaydan bahsedelim. Çember üzerindeki iki farklı nokta arasında kalan çember parçasına yay adını veriyoruz. Mesela bu. A ve B'yi birleştirseydim A AB kiriş olurdu ama A ile B arasında kalan çemberdeki tüm noktalara yay adını veriyoruz. AB yayı şu şekilde. AB üzerinde yay işareti olduğu zaman uzun uza diye yazmıyoruz. Üzerinde yay işareti koyuyoruz. AB yayı olarak adlandırılıyor. Peki hocam şunu sorabilirsiniz. AB yayı derken hop şu alt tarafı da AB yayı değil mi? Ya evet aslında AB yayı ama eskiden olsaydı şöyle anlatırdık. Minör yayı, majör yayı. Minör mini minnacıktan aklınıza gelsin. Minör küçük yayı, majör de büyük yayı. Ama artık yeni müfredatta şu şekilde anlatılıyor. AB yayı denildiği zaman bir çemberde bak mesela şöyle bir şey aldık. Burası C, burası D. CD yayı dediği zaman küçük parçası, küçük yayını anlayacaksın. E hocam alt taraftakini nasıl temsil edecekler? Alt tarafa da bir X koyarlar. C, CXD yayı derler mesela. Bak C'den başla, X'ten git D'ye kadar git. İşte burası da CXD yayı olarak adlandırılıyor. Yani minörlük, majörlük aslında yok. Şimdi uzunluk işareti koyduğumuz zaman AB'nin uzunluğu demektir. Ölçü işareti koyduğu zaman da AB'nin ölçüsü demektir. Bu arada çemberin ölçüsü toplamda kaç derecedir? Bir tam açı değil mi? Evet 360 derecedir. Bu arada bu dereceden bahsetmişken şunu da söyleyeyim. Şuraya yazıp da çizip de göstereyim. Bir çemberin ölçüsü 360 derece ya. Hocam en büyük kirişte çap ya. Bu çap çemberi iki eşit yarıya ayırır. Yani burası da 180. Üst tarafta ne olacaktır? 180 derece olacaktır. Tamam. Çemberi ve elemanları tanıdık mı? Tanıdık. Hadi bakalım. Şimdi sorulara başlayalım. Çemberdeki en etkili silahımız. Bak bu cümleyi ağzından çok duyacaksın. Yarı çap. Çünkü tanımında geçiyor. Tanımında bir ne geçiyor? Sabit bir nokta. Merkez. İşte merkezden yarı çap çiziliyor zaten ya. Merkezden yarı çap çizmek bizim için çok önemli. Hatta sana şimdi sorulara başlamadan önce şu cümleyi kurayım. Çemberdeki en etkili silahımız yarı çap. Merkezinden hani çemberde bir ek çizim çizeceksek en etkili silahımız yarı çap deyip merkezinden bir yarı çap çizeceksin. Kafana göre de değil. Şimdi soru üzerinde onları da göstereceğim sana. Şimdi soruya baktık. O çemberin merkezi demiş. AB ve CD çap demiş. AB ve CD'ye çap demiş ya. Bu ve bu doğrusal demek istiyor aslında. Heh şimdi. Yarı çapla alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Özellikle böyle x kenarlar falan varsa eşitlikler varsa yarı çap eşitliği bizim için çok önemli. Yarı çap eşitliğini mutlaka mutlaka göster. Bak bu yarı çap merkezden. Bak bu da yarı çap. Bak bu da yarı çap. Bak şu da yarı çap. Ama şu eşitlik işime yaramayacak galiba bunu göstermiyorum. Aa yarı çapların eşitliğini gösterince bak x kenar üçgen çıktı karşıma. Tepe açısı 40 derece. 180'den 40 çıkart. 2'ye böl. 70 70 yapıyor. E hocam şu üçgende iki tane açı yan yana dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı değil mi? Evet çünkü CD çap demişti, doğrusal demişti. Bu doğrusal, bu açının dış açısı. burası. iki iç açı, bir dış açı. Alfa artı 25 eşittir 70. Alfayı da böylelikle 45 derece olarak buluruz. Örnek 1, 45 geldi. Geldik örnek 2'ye. O çemberin merkezi denmiş. AB ve BC kiriş denmiş ve dörtgen denmiş. Şimdi şuraya bakıyorum. Alfa ne merkez açı ne çevre açı. Gerçi biraz sonra göreceksiniz ama 8. sınıftan hatırlarsınız. Çemberde açı da bizim için önemli olan Açı ve gördüğü yay. O açılarda ve gördüğü yaylarda da merkez açı, çevre açı ve teğet giriş açı da kullanıyoruz. Mesela burada merkez açı var ama 100 ise 100'ü yazabiliriz ama 50'yi kullanamazsın burada bak. 50 yok. Ne merkez açı ne çevre açı. Bak 50 herhangi bir yayı görmüyor. Ya da alfa herhangi bir yayı görmüyor. O zaman bir ek çizim yapmamız gerekecek. Ha bu cümleyi kurdun ya. Ulan çemberdeyiz ek çizim yapacağız. Ne yapacağız? En etkili silahını kullanacaksın. En etkili silahın yarı çap. Hadi bakalım. Yarı çap nereden çizilir? Çemberin merkezinden. Kalemini çemberin merkezine koy. Kafana göre yarı çap çizme. Buraya yarı çap çizilmez. Buraya çizilmez. Buraya çizilmez. Bir şey çizerken de mantıklı çiziyorduk. Hocam ben bunu uzatayım çap yapayım. Ya bu da çok nadir yapılıyor. Böyle çap yapmak da çok nadir yapılıyor. Ya da buradan böyle çap yapayım hikayesi gerçekten çok çok nadir sorularda oluyor. Önemli olan bir şey çizecekseniz yarı özellikle o bir şey yarı çap oluyor zaten. Yarı çap çizecekseniz çember üzerindeki noktalara çizeceksiniz. Hocam C çember üzerindeki nokta çizilmiş zaten. A'ya çizilmiş. Nereye çizilmiş? B'ye. B'ye çizince yarıçapı bak yarıçapı çizmeyle de kalmasın. Eşitler mutlaka ama mutlaka göster. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. A ikizkenar çıktı. 50 ise 50, 50 50 100. Buraya ne kaldı? 80. E hocam burası 80 ise tamam 100 dereceydi. O zaman buraya kaç derece kaldı? 20 derece kaldı. E hocam şu üçgenimiz de artık bir İkiz kenar üçgen tepe açısı 20 derece. Tepe açısı 20 ise 180'den 20 çıkart. 162'ye böl. 80 80 çıkar ve alfayı da böylelikle 80 derece olarak buluruz. Yani örnek cevap 80 çıktı. Geldik örnek 3'e. Soruya bakıyoruz. Ya 50 ne merkez açı ne çevre açı. 20 ne merkez açı ne çevre açı. Kullanamıyoruz bu 50 ile 20'yi. Demek ki bir şey çizmem lazım. Şak aklına geldi. Ne geldi? En etkili silah. Yarı çap çizelim. Merkeze kalemini koydun. Öyle şunu uzatayım bunu uzatayım değil. Çember üzerindeki noktaya A'ya B'ye ya da C'ye. A'ya ve B'ye çizilmiş C'ye çizdim. C'ye de çizince sadece çizmeyle kalmasın. Hocam yarı çap. Hocam yarı çap. Hocam yarı çap. Yarı çap uzunluklarını kafanda belirle. Belirlemeyle de kalmasın. Eşitlikleri mutlaka mutlaka göster. Aa hocam ikizkenar üçgen çıktı burada. 20 ise burası da 20. E sonra burada da ikizkenar var. 50 ise bu açının da tamamı 50. Buraya ne kaldı? 30 kaldı. Sonra her zaman söylerim. Verilen bilgiyi kullan. Bulduğun bilgiyi de kullan. 30'u buldun ya. E 30'u nasıl kullanacağım? Hocam işte burada iki iç açı bir dış açıdan. 50 ile 30'un toplamı hop şurası yapar. Yani burası 80 yaptı. Ana şurada da bak alfa ile 20 yan yana. 2 iç açı bir dış açı. Alfa artı 20 eşittir. 80'den alfayı da böylelikle 60 derece olarak buluruz. İşte Arkadaşlar şurada kendimi büyüteyim. Çünkü önemli bir noktadayız. Bizim en çok yaptığımız hata ne biliyor musunuz? Öğretmenlik hayatımın ilk yılında da ben çok yaptım bunu zaten. Çember derdik, kuralları verdik. Hadi bu kurallara göre şu soruları çözün derdik. Ya ondan sonra kurallı soruları yapıyorsunuz ama eskiye dayalı soruları yani mantığınıza dayalı soruları yapamıyordunuz. Ki ÖSYM bu tekniğe geçmedi mi? Sadece kural değil zaten kuralla ilgili soru çok nadir soruyor. Eski tanımını bilip eski bilgileri de böyle o tanıma uyarlayabiliyor musun diye şey yapıyordu. Bak çemberde açı soruları nereden çözülüyormuş? Üçgenden çözülüyormuş. Üçgenden de çözülebiliyor. Yani eski bilgilerden de çözülebiliyor. Yani ben sana işte merkez açı bu, çevre açı bu. Tamam bu tanımlar bilinecek. O ayrı bir konu. İç açı, dış açı diye kurallar da var. Bu kuralları verip de hadi buyurun soruları yapın. O kuralların olmadığı sorularda işte üçgende açık şeyleri geliyor. İçeride sonra saçma sapan bir açıyla uğraştığınız zaman gördüğünüz zaman işte merkez açı yok, çevre açı yok. Soruyu çözemiyorum. En güzel ek çizim yarı çapını çiz. Bir de eski bilgileri kullan. Soruyu çok rahat bir şekilde çözersin kardeşim. İşte tanımla eski bilgileri uyarlamak demek bu demek. Ve bu şekilde sonuca çok rahat bir şekilde ulaşırsın. Şimdi soruya bakalım. Sonraki soruya gelelim. Aa, bir yarım çember verilmiş. Gençler öncelikle şunu söyleyeyim size. Bir yarım çember verilmişse çemberin çözümü için yani sorunun çözümü için o yarım çember bize yeterlidir. Yani tutup da bunu tam bir çember yapmayın. Tamam bazı sorularda, çok nadir sorularda bakıyorsun yarım çemberli soruyu çözemedin. Tam çembere tamamlayabilirsin. Ama genelde yarım çember verilir. Çembere tamamlarsın. Ya yani o senin işini zorlaştırabilir. Farklı bir bakış açısı oluşturabilir. Sorunun içerisinde yarım çember verilmişse yarım çember yeterli. Çeyrek verilmişse çeyrek çember yeterli. Yarım çemberi nasıl kullanacağız? Hocam çemberin ölçüsü 360 derece ya. Yarım çemberde 180 derece olarak kullanabilirsin mesela. Ha, bir de bu soruyu hop senin yapmanı istiyorum. Çünkü sen hiç artık öğrendin mi öğrendin? En etkili silah nedir? Yarı çap. Yarı çap çiz eşitliği göster. Bunu da sen çöz ve yorumda da yaz. Yaptım hocam de. Bir şeyler de böyle sevincini bana da göster ya da yapamadım hocam bir şey düşünemedim hocam. Eskiden gelse senin için en zor sorulardan biriydi bu soru. Genelde en çok yapılamayan soru. Bak ilk bölüme koymuşum çemberde açıda. Çünkü yapılabilir bir soru. Çünkü mantığını anladın sen olayım. Mantığını anladığın için bu soruyu yapabilirsin. Yap ve bana dönüş yap tamam mı? Ben çözüme başlıyorum. Şimdi ne demiş? Bir yarı çapla alakası yerde bir eşit verilmiş. Ne yapacağız? Hocam. Ya bir ek çizim olduğu belli alakası yerde eşitlik var. Ha, ek çizim oldu belli dediği zaman hemen bir ışık çaktı. Ne dedin? En güzel ek çizim yarı çap. Merkeze kalemini koydun. Hop, bu yarı çapı çizdin. Çember üzerindeki noktaya. Çizdin diye çizmeyle kalmasın eşitliği de göster. Aa hocam iki kenar çıktı. 25 ise burası da 25 dedim mi? Dedin. Sonra iki tane açı yan yana ikisinin toplamı bir dış açı. Dayanamayıp hemen 50'yi de yapıştırdın. Sonra daha hala soru çıkmıyor. İşte 25, 50 burada çevre açı yok. Merkez açı yok. Alfayı bulamıyorum. Aa, demek ki daha bitmemiş. Yine en güzel ek çizim yarı çap. Buraya çizdin. A B de var burada. B'ye de çizince yarı çapı göster. A ikizkenar çıktı deyip 50 ise 50'yi yap. 50 50 100. Buraya 80 kaldı. 80 25 daha. 105 buraya da 75 kaldı. E hocam şu üçgende de burada da bir ikizkenarlık var. Tepe açısı 75 derece. 180'den 75 çıkart. 105. 105'i de 2'ye böldüğün zaman alfayı bulursun. O da 52 buçuk çıkar. Yani örnek 4'te 52 buçuk çıktı. Yapmışsındır büyük ihtimalle değil mi? Evet yoruma bekliyoruz. Geldi. örnek 5'e. O çeyrek çemberin merkezi demiş. Bak çeyrek çember. Verin çeyrek çember yeterli. Tamam tamamlayıp da da çıkarabilirsin aslında ama ilk önce bunu tamamlamadan yapmaya çalış bence. Tamam. Belki bu soruda tamamlayınca çok kolay olur ama çoğu soruda tamamlayıp da bir şeyler yapmaya çalışınca zor oluyor. Çeyrek çember yeterli. Çeyrek ne demek? Hocam tamı 360 derece ya. Çeyreği de 90 derece oluyor. Yani burası 90 derece. Yani burası 90 derece çeyrek. E nasıl yapacağız burada? Vallahi bir şey yapamıyoruz. Bir şeyler çizmemiz lazım. En etkili silahımız yarı çap. Merkez burası ya. Merkezden yarı çap çizilir. Hadi merkezden yarı çap çizelim. E, çember üzerindeki noktalar B, C ve A. C çizilmemiş C'ye çizeyim. Çizmeyle kalmasın. Yarı çap, yarı çap, yarı çap eşitlerini gösterelim. A. X kenar çıktı hocam. X ise X. Aynı cisten yazamıyorum. Diğer taban açısını Y, Y yazayım. E sonra X, X ise burası nedir? 180 eksi 2X. Y, Y ise 180'e tamamlayanı. 180 eksi 2Y de burası. Sonra takıldık kaldık. Takıldığımız an hep ne diyoruz? Verilen bilgiyi kullan. Kullanmadığımız hangisi var? Aa buradaki 90'ı kullanmadım. Şu ikisinin toplamı 180 2x ile 180 eksi 2y'nin toplamı 90. 2x ile 2y'yi öbür tarafa attım. 2x artı 2y. 180 180 360 90 da çıkartırsam 270 yapar. x artı y de buradan 135 gelir. Ama benden alfa isteniyor. Alfa bak x artı y. x artı y'yi de biz zaten 135 bulduk. Cevabımız böylelikle 135 derece çıktı mı? Çıktı. Bak sadece çeyrek bilgisi bizim için yeterli. Ek çizimimizde yaptığımızdan sonuca da ulaşıyoruz. Geldik sonraki soruya. Çeyrek daire biçimindeki. Çeyrek daire diyor ya hocam burası 90 derece değil mi? Bir kartona bazı katlamalar yapılarak çekilikteki bir yamuk elde ediliyor. Yamuk dediği karşılıklı kenarlar paralel. Hocam çeyrek ya 90 ya o zaman yamuk olduğu için burası da 90. Ve buradaki kırmızı çizgi şurası arkadaşlar şurası böyle düz olacak. Yani düz burası tamam mı? Tamam düz. Şimdi ne diyor bize? Buna göre katlamalar sonucunda oluşan yamuğun en büyük iç açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Yamuktaki açılar 90 burası, 90 burası. Burada kaçı ve buradaki kaçı? Büyük ihtimal en büyük açı burası ve bizden burası isteniyor. Şimdi biz bunu gördüğümüz zaman katlama katlama bak çemberde de çıkabilir. Gerçi daire içi dolu olunca daire demiştik ya. Burada da daire. Çünkü içi dolu olsun ki katlama yapabileyim değil mi? Çember katlanamaz. E burada katladık bunu böyle. Katlamayı açalım. Hocam katlamayı açacak olursak şu şuraya açtığımızda ha, eski haline geri gelecek. Bu böyle geldi. Şuradaki katlamadan da böyle geldi. Bunu açtık böyle bunu açtık böyle. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Hocam şunlar birbirine eşit. Yaylar da eşit. Bu yay bu yaya bu yay da bu yaya eşit. Yayların eşitliğinden bir şey gelmeyecek gibi. Şu eşitten bir şey gelecek mi diye bakalım. He. Burası 90 burası da 90. Bu yayların eşitliğinden bir şey gelmedi. Şimdi ne yapabiliriz? Sıkıştık. O zaman ek çizim. Büyük ihtimal ek çizim. En etkili silahımız yarı çap. Merkeze kalemimizi koyduk. Yarı çap çizeceğiz. Aha. Çember üzerindeki noktaya. Yarı çap çizdim. Yarı çap çizmeyle kalmasın. Hocam şurası ve şurası eşit. Hatta burası da yarı çap burası da eşit. A çizgi çizgi verilmiş. Şuraya A A dersem. Yarı çap uzunluğu 2A. Hocam burası da 2A burası da 2A. E ne çıktı burada? Bak dik üçgen var elimde. 90'ın karşısı 2A hangi açının karşısı A'dır? Özel bir üçgen. 30 60 90 üçgeni 30 90sı 60 burası da 30 oldu. E senin şuradaki üçgeninde bir ikizkenar üçgen değil miydi? Evet. İkizkenar üçgen tepe açısı 30. 180'den 30 çıkart. 152'ye böl. 75 75 geldi. Şimdi yamuğun açılarına bak. 90 90 75 bir de burası 105 değil mi? İşte bizden en büyük açısı isteniyor. Cevap böylelikle 105 geldi. Bu da güzel bir soru. Bak eski nesil sorusu nasıldı? Sadece ve sadece sorusu bak şöyleydi. Şöyle bir çeyrek daireydi. Buradan bir dik çizilmişti. Şunlar birbirine eşitti. İşte şu da çizilip buradaki açı nedir diye soruluyorlar. ÖSYM'in de yaptığı bu değil mi? Eski nesil soruları size yeni nesil olarak karşınıza çıkarmıyor mu? Alın işte taktik bu. Yeni nesillerden de korkmamayı zaten bu zamana kadar öğrettim size. E, zaten yeni nesil çevirme, katlama, döndürme, işte kesip yapıştırma eş yapıları kullanma. Bak burada da katlamayla yeni nesile çevirmişiz dostlar. Artık iyice alıştığınızı düşünüyorum. Geldi örnek hediye hocam aşağıdaki şekilde 10 çarpı 10 birim kareler üzerine k ve l noktaları verilmiştir. Bu şekil üzerine köşeleri birim karelerin köşelerinde olan ve köşegeni kaleye olan dikdörtgen çizilmek isteniyor. Ya hocam bunun çemberle ne alakası var? Evet bu soruyu ben dikdörtgene koyacaktım son anda vazgeçtim çember konusuna koydum. Niye? Sebebini de söyleyeceğim şimdi. Şimdi bize diyor ki KL köşegeninden bahsediyor. Yani bir dikdörtgen oluşturacağız ve köşegeni hali olacak. O zaman yorum yapalım. Bak ÖSYM bunu çok sever. Soruya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu şey şanslı deltoid vardı ya deltoid sorusunda. Ben şanslı deltoid sorusunu ne zaman yazdım? Sanırım 2019'da yazdım. 2019'dan yazdıktan sonra 2023'e kadar o mantıkta soruyu 2 yıl ÖSYM sordu. Bak yani 2019'da yazdım. 19, 20, 21, 22, 23, 4 yıl içerisinde 2 defa o soru mantığından çıkmış mı çıkmış. Ya hala da çıkabilir. Çünkü çok güzel bir mantık. Ya sorunun aynısı değil. Lacivertini böyle karşımıza çıkarıyor. Ben size orada mantığı veriyorum. Oradaki mantığı siz sorularda uygulayacaksınız. İşte burada da bu soru o kadar mükemmel bir soru. Yani bu soruyu iyi bir şekilde anlayın. Bu sorunun aynısı çıkmasa bile ki bence çıkabilir. Aynısı çıkmasa bile laciverti karşınıza çıktığında Güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde yorumlayın. Şimdi diyor ki bize bir dikdörtgen olacak ve köşegeni KL olacak. Hadi şurada bir dikdörtgen çizip dikdörtgeni böyle yorumlamaya çalışalım. Hocam dikdörtgenin köşegeni KL olsun. Köşegeni KL ise e buradan sadece köşegeni köşegeniyle ilgili bir şey yapamam. O zaman ben ne yapayım? Diğer köşegeni de ben çizeyim. Diğer köşegeni de çizdiğimde özel bir durum oluşuyor mu? Oluşuyor tabii ki. Hocam köşegenler birbirini ortalıyor. Aa! O zaman ben şunu bulacağım. Arkadaş, diğer köşegenin de ne olması lazım? bu köşegen ne kadar uzunluktaysa bu köşegen de o kadar uzunlukta olması lazım ve tam orta noktasından geçmesi lazım. Öncelikli olarak diğer köşelerinin ya da, diğer köşelerinin de ne olması lazım? Buradan geçen doğrunun yani köşegenin tam orta noktasını bulmam lazım. Yani bunun orta noktasından geçecek. Şunun orta noktasına bakayım. Öncelikle bu uzunluk ne kadar? Birim karelerde hani benzerliği de kullanıyorduk. Dik üçgeni de kullanıyorduk. Burası 6 birim burası 8 birim 6 8 13 üçgenin burası evet. E hocam o bunun orta noktasını nasıl bulacağız? Yatay çizgilere de bakabilirsin. Dikey çizgilere de bakabilirsin. Yatay çizgilere baktığında burası 3'e 3. Ve şurada da paralellik var ya. Tam buradaki nokta orta nokta yaptı. Çünkü bunlar eşit ya. Hop şunlar da eşit olduğundan dolayı orta noktası burası yaptı. 11'imse bunlar kaç kaç yaptı? 5 5 yaptı. Dur. Bak şu gerçekten çok güzel bir soru. Böyle bir soruyu da hiçbir yerde görmemişsinizdir. Önemli bir soru. Çok güzel bir şey öğreneceksiniz şimdi. Demek ki ben... Bir köşegeni K'liye olan bir Dikdörtgen çizeceksem diğer köşegeni de tam buradan geçmek zorunda. Mesela rastgele çiziyorum. Aha şöyle çiziyorum. E, o zaman bizim dikdörtgenimiz tam işte şöyle bir şey olacak. Yalnız bunu çizdiğim zaman şuradaki uzunlukların da 5-5 olması lazım. Yalnız soru da bana şunu demiş. Bu şekil üzerine köşeleri birim karelerin köşelerinde olan ve köşegeni kaleye dikdörtgeni ka köşegeni kaleye olan dikdörtgenler çizilmek isteniyor deniliyor bana. Yani ben buradaki iki köşeyi de nereden seçeceğim arkadaşlar? şu köşegen çizdiğimde birim karelerin köşelerinde seçeceğim. E o zaman birim karelerin köşelerinde seçecek bir şekilde yapalım. Yani ben şuradaki noktaya buradaki noktaya 5 birim uzunluğundaki noktaları bulmam lazım. Onda da 5 birimi birim kareler üzerinden nasıl buluruz? Hocam 3 4 5 üçgeninde tam da köşelerde olacaksa 3 4 5 buraya denk geliyor ya da 4'e 3 tam buraya mı denk geliyor? Evet onu da farklı şeyle göstereyim şöyle. Bak diğer nokta burası olursa hatta Diğer nokta burası. Bu köşegenin devamı da böyle olacak. Şu 3'e 4 gitti ya. Bu da 3'e 4 gidince diğer köşegen şu olursa arkadaşlar. Bakın şöyle bir dikdörtgen çizebilirim. Yani bu çizdiğim şekil dikdörtgen olur. Ya sorunun mükemmelliğine bakar mısın ya? Sırf buradaki tanımından, köşegenlerin kesiminden bir şey çıkartıp da yaptık. Hocam çemberle alakası ne? Dur dur geleceğim. Niye burada çizdiğimi de göstereceğim. Tamam o zaman benim işim ne? Buradaki noktaya 5 birim uzunluğundaki noktaları bulmak. Hocam 5 birim uzunluğundaki noktalar. İşte burası da 5 birim. İşte şurası da 5 birim. Hocam şurası da 5 birim. Şurası da 5 birim. 5 birimleri bulalım. Bir de 3, 4, 5'ten bulabiliriz. Şurada 3, e, 4 birim gittim. 3 birim aşağıya buraya geldim. Şurada 3 birim gidip 4 birim aşağı indiğinde burası. Şurada hallettim zaten. 3'e 4 gittim. Burada da 4'e 3 gittiğim zaman şurası. 3'e 4 gittiğim zaman da burası. Yani bizim noktalarımız ne oldu arkadaşlar? Ancak birim karelerin üzerinde olan noktalar ve şuradaki noktaya 5 birim uzunluğundaki noktalar tam olarak bunlar. E hocam çemberle ne alakası var? E, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri. Soru bu şekilde de sorulabilirdi bu arada. He. Dikkat edin. KL'nin orta noktasına eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri ile alakalı bir şey sorulabilirdi. Hatta onun çemberin işte ne oluşuyorsa onun çevresi sorulabilirdi. İşte o noktaların geometrik yerde ne yapıyor? Bir çember yapıyor. Yani burası bu noktalar kümesi bana çember tanımını verdiği için çember konusunun içerisinde yazdım. Tamam. Burada ama bana dikdörtgen oluştur diyor. Hocam bir köşegeni bak şunu unutma. Bir köşegeni kaleye. Bir köşegeni kaleye olan bir dikdörtgen çizdiğimde diğer köşesi burasıysa. Bunu, bunu köşenin köşegeni burası değil mi arkadaşlar? Doğrusalı burası. O zaman hop dikdörtgenin böyle mi oluştu? Evet. Sonra diğer dikdörtgenim ne olacak? Bir tanesi bu. Hocam diğer noktayı bu seçersem. Hop şu. Hocam bu köşenin diğer karşı zıttı burası. O zaman köşegen L'nin de karşı zıttı burası ya. Hop. Bizim dikdörtgenimiz böyle mi olacak? Evet. Sonrakine bakalım. Sonrakine hocam bu nokta için. Hop şöyle geldim. Bunun karşı zıttı burası değil mi? Evet. KL köşegeninde K'yı de kullanacağım. Şöyle geldim. Şöyle geldim. Şöyle geldim. Bir dikdörtgen de bu mu oldu? Evet. Sonra başka dikdörtgen olur mu? Olur. Hop şuraya geldiğim zaman. Bunun karşı zıttı burası. E, K'ya da geleceğim. Hop şöyle. Hop şöyle. Hop şöyle. Dikdörtgen böyle yaptı. Hocam başka var mı? Başka da şurası da var arkadaşlar. Şuradaki noktayı da kullanmadım. L karşı köşesi buysa eğer buradan gelelim oraya. Onu da kırmızıyla göstereyim. Hop geldim buraya. Şu köşenin karşısı bu. Yani köşegeni bu olacak. O zaman hop şöyle hop şöyle. Hop şöyle mi olacak? Evet. Başka hocam şuradaki nokta buradaki noktaya ait. Zaten dikdörtgen oluşturulmuş. Buna da buna da buna da buna da buna da. Yani bakacak olursak bir köşesi buyken diğer köşesi buysa bir dikdörtgen oluştu. Siyah dikdörtgen. Diğer köşesi buysa bir dikdörtgen oluştu. Şu kırmızı köşegen. Bir köşesi buyken diğer köşesi buysa da mavi dikdörtgen oluştu elinde. Bir köşesi buyken diğer köşesi buysa da bir dikdörtgen oluştu. Ve bir köşesi buyken diğer köşesi de buysa da bir dikdörtgen oluştu mu arkadaşlar oluştu. Yani bir köşesi bu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dikdörtgen mi oluştu arkadaşlar? Evet. Bak tanım mana çemberi ittiği için çembersel noktalar olduğu için çember konusunun içerisine yazdım. Ama bu soru senin için aşırı derecede önemli. Çok da güzel. Şuradaki noktalar zaten dikdörtgen oluşturmuş. Toplamda 5 tane dikdörtgen oluşturabiliyoruz. 5 farklı dikdörtgen oluşturabiliyoruz daha doğrusu. Yani gerçekten çok güzel bir soru ya. Bunlar ufkunuzu açan sorular arkadaşlar. Mükemmel bir soru. Yani bu soruyu lütfen böyle zihinle kazı. Şuralara yıldız mı atacaksın? Kaç yıldız atacaksın bilmiyorum ama. Sınavda bu ve lacivertinin çıkma olasılığı çok yüksek. Bak gerçekten çok yüksek. Lütfen buna dikkat et. Ve bu sorular senin ufkunu açar. Bak ne yaptık? Güzel bir çözüm yaptık. Köşegeninden bahsettik. Diğer köşegeni çizdik. Köşegenlerin kesim noktasından eşit uzunluk olarak bulduk. O da 5 birim ya. 5 birim uzakları da belirledik. Ya mükemmel ya gerçekten mükemmel. Neyse daha farklı yerlere de evrilebilir bu soru ve böylelikle biz bu haftayı hallettik galiba değil mi? Bunu bir yerlere de as bu arada. Duvara mı asacaksın? Nereye asarsan as yıldızına at. Yani böyle ayda bir bu soruyu tekrar et. Gel kendin bir daha çöz bu soruyu. Tamam? Hatta şimdi sil bunu. Sen kendin bir daha çözmeye çalış. Mutlaka ama mutlaka bunu yap. Tamam? Evet, böylelikle arkadaşlar ilk kısmı hallettik. O zaman bir sonraki videoda merkez açı ve çevre açı kısmında yani 17. haftanın ikinci videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.